Sevgili kardeşlerim, herkese merhabalar. Kardeşlerim, hepimizin muzdarip olduğu bir konu var. Vefasızlık. Vefa şimdi sadece semt adı, sadece adı var. Kavramın içi bomboş sevgili kardeşlerim. Bunu en yakınlarınız dahi sizlere çok rahatlıkla yapabiliyor. Yani vefasız insanlarda fevkaladenin fevkinde bir artış var. Tabii ki bu bir karakter meselesi, bu bir şahsiyet meselesi sevgili kardeşlerim. Mayasının bozuk olmasından tutun da hamurunda sevgi ya da muhabbetin, merhametin olmamasına kadar varıyor. Hatta kibrinin, egosunun, bencilliğinin de yüksek olduğunu söyleyebiliriz sevgili kardeşlerim. Şimdi abi iyilik yapıyorum, karşılığında bakın hiçbir şey beklemiyorum. Zaten iyilik karşılığında hiçbir şey beklenmeden yapılandır sevgili kardeşlerim. Eğer iyilik yapıyorsanız ve karşılığında bir şey bekliyorsanız bu iyilik değildir. Bu bir alışveriştir, bu bir ticarettir, bunu unutmayın. Fakat iyilik yapıyorsunuz, karşılığında ne de olsa bir teşekkür beklersiniz. Bırakın teşekkür etmeyi, size saygı duymayı, bunu göreviniz gibi addediyorlar ve size kötülük yapıyorlar. Sizi hatta yok sayıyorlar, görmezden geliyorlar. Durumlarını düzelttiklerinde kaçıyorlar sevgili kardeşlerim. İşte biz buna vefasızlık diyoruz. Ve birçok insan bu durumda. Dediğim gibi şahsiyet ve karakter meselesi, hamur meselesi, maya meselesi sevgili kardeşlerim. Herkes böyle değil. Çoğu kişiyi tenzih ediyorum. Fakat büyük çoğunluğu da böyle ne yazık ki sevgili kardeşlerim. Bakın, neden insanlar sizden iyilik gördükleri zaman ve durumlarını düzelttikten sonra terk edip gidiyorlar, vefasızlık yapıyorlar, aramıyorlar, sormuyorlar, yazmıyorlar ya da mesaj atmıyorlar? Bu aslında çok basit. Bunun cevabı çok basit sevgili kardeşlerim. İnsanlar kötü hallerini sizle düzelttikleri zaman, iyiliğe erdikleri zaman, feraha ulaştıkları zaman, huzuru yakaladıkları zaman, mutluluğa kavuştukları zaman sizi görmek istemezler. Çünkü sizi her gördüğünde, sizle her bir araya geldiğinde o kötü günlerini hatırlarlar. Ve bunu insanlar hatırlamak istemezler sevgili kardeşlerim. Bu nedenle sizle irtibatı keserler, yazmazlar, aramazlar, sormazlar. Başka bir çevreye doğru, kendine yakın olan bir çevreye doğru adım atmaya çalışırlar sevgili kardeşlerim. Bunun en basit açıklaması budur. En basit açıklaması ve hatta tek açıklaması budur sevgili kardeşlerim. İnsanlar sizi gördüklerinde kötü günlerini hatırlamak istemezler. Çünkü siz de iyileşirler, siz onun yaralarını sarmışsınızdır, siz onu iyileştirmişsinizdir, siz ona doktor olmuşsunuzdur. O şimdi yeni bir çevrede başkasına ilaç olacaktır. Hayat böyle. O nedenle insanları bu şekilde göreceğiz. İnsanların büyük çoğunluğunun nankör olduğunu bileceğiz ki Rabbine nankör olan bir insan sana bana nankör olmaz mı sevgili kardeşim? Çok da büyütmeyeceğiz gözümüzde, çok da anlam yüklemeyeceğiz insanlara ve bu şekilde biz sevgimizden, merhametimizden ve içimizdeki o enerjiden, coşkudan asla vazgeçmeyeceğiz. Hayata değer katmaya, iyilikleri yaymaya, mayamızda olana, hamurumuzda olana sahip çıkmaya çalışacağız sevgili kardeşlerim. Hadi bakalım sevgi ve muhabbetle güzel insanlara denk gelirsiniz, vefalı insanlara denk gelirsiniz, hakikaten insan olanlara denk gelirsiniz. Sevgi ve muhabbet.